Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz arkadaşlar ama birkaç gündür zor günler geçirmedik değil. Biliyorsunuz Meral Hanım'ın devam eden yüksek ateşleri vardı. Bununla ilgili detayları ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Meral Hanım'a da kışlık kıyafet almak için dışarıya çıkacağız, AVM'ye gideceğiz. Bugün gayet iyi görünüyor Mira Kuş. O yüzden bir dışarı çıkalım, hava alalım dedik. Saatlerimiz de 1.30 oldu, karnımız da acıkmaya başladı. Enerjimizin de yerine gelmesini istediğim için öncelikli olarak bir yemek siparişi verip sonrasında dışarıya çıkarız arkadaşlar. Hadi gelin şimdi beraber yemek siparişimizi verelim. Bakalım bugün ne yiyeceğiz? Bugün ne yiyelim aşkım? Yemek sepetinden bakacağım. Detaylarından da sizlere bahsetmek istiyorum. Hadi gelin şimdi beraber sipariş verelim. Yemek sepeti uygulamasına girip adresinizi belirledikten sonra restoranlara listele dediğiniz anda İndirim yağmurlarıyla karşılaşıyorsunuz. Şu an karşıma Joker kampanyası çıktı. Buradaki seçili restoranlardan 30 TL'ye 20 TL öde, 40 TL'ye 25 TL öde gibi seçeneklerden faydalanabilirsiniz. Onun dışında ana sayfanızda bulunan seçili restoranlardan da 7/24, %25 ila %50 arasında indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Ben bugün Joker kampanyasından faydalanacağım. Canım da ne zamandır et döner çekiyordu. Karşıma da et döner çıktı yahu. Vallahi vereceğim şimdi. 2 tane et dönerin fiyatı 30 TL'ymiş. Joker kampanyasından faydalandığım için 20 TL'ye düşüyor arkadaşlar. Şimdi siparişimi veriyorum ve gelmesini bekliyorum. Tadam! Yemeklerimiz çok kısa bir süre içerisinde elimize ulaştı arkadaşlar. Sizler de yemek sepetindeki indirim yağmurlarından faydalanmak istiyorsanız eğer açıklama kısmına bırakmış olduğum linklerden yemek sepeti uygulamasını indirip sipariş vermeye başlayabilirsiniz. Ve şimdiden hepinize afiyet olsun. Biz çıktık arkadaşlar. Şimdi AVM'ye doğru gidiyoruz. Mira Kuş, nasılsın? Şimdi yolu izliyor da. Biliyorsunuz videomda sizlere Meral Hanım'ın iyi olmadığını, ateşinin yükseldiğini söylemiştim ve bunun sonrasında biz çocuk doktorumuza gitmiştik. Dişe bağlamıştık ateşinin yükselmesini. Daha ilk günüydü çünkü. Sonrasında ateş yükselmeleri devam etti ve 3 gün boyunca da sürdü. 38 oldu, 38,5, 39'lara kadar çıktıktan sonra biz ne yapacağımızı bilemeyi bir gece vakti acile gittik arkadaşlar. Gitmeden önce de birkaç yeri aradık. Acil bölümünde çocuk doktorunuz var mı diye özel hastanelerde. Maalesef ki yokmuş. Evimizin yakınında olan Ege Üniversitesi'nin aciline gittik. Orada da ateşi düşmemişti. 39'daydı hala. Kalkol verin dediler bize. Herhangi bir test yapılmadı. Aslında biz istemiştik. Kan tahliline bakılsın. Acaba enfeksiyon mu kaptı? İdrar yollarına bakılsın istenmiştik. Ama gerek görülmedi. Evimize döndükten sonra ateşi devam etti. Düşmedi bir türlü. Bir 3 gün boyunca yükseldi değil mi ateşi aşkım? Hiç düşmedi. 3 gün boyunca yüksekti, sonra geçti. Evet. Tabii bunu anlatırken hani hızlı bir şekilde sizlere anlatıyorum ama bize sanki böyle 10 sene gibi geldi bu 3 gün. Ben çünkü hiç gece uyumadım zaten. Geceleri, evet, Caner'i görmeniz lazım. Her saniye Meral Hanım'ın ateşini ölçüyor. Uyku deseniz hiç yok. Sabahlara kadar oturuyoruz. Meral Hanım'ın başında bekliyoruz. Meral Hanım da uyurken de ateşi yükseliyordu. Sürekli ılık duş aldırıyorduk. Mümkün değil, ateşi düşmüyor. Kalpol veriyoruz. 1-2 saat sonra ateşi düşüyor. Kalpolün etkisi geçtikten sonra tekrardan ateşi yükseliyordu. Çok şükür 3 günün sonunda ateşimiz düştü. Bir anda düştü. Sonra da vücudumda sırt bölgesinde başlayan kızarıklıkları oluşmaya başladı. Sonrasında hemen Meral Hanım'ın fotoğrafını doktorumuza attım. Sırt bölgesinde başladığını söyledim. Endişelenmenize gerek yok. 6. hastalık geçiriyor Meral Hanım şu anda dedi. Bunun bir tedavisi yokmuş. Bizim de böyle durumlar daha önceden başımıza gelmediği için bayağı endişelendik Caner'de. Çünkü öncesinde bir ateş yükselmelerini yaşadık. Sonrasında da vücudunda oluşan kızarıklıkları görünce panikledik. Ama doktor 3 gün mü sürüyormuş? Yani yaklaşık bir hafta kadar sürüyormuş. 6 ay ile 2 yaş arasında bebeklerde görülebiliyormuş bu. Bir tedavi süreci yokmuş. Kendiliğinden geçecekmiş inşallah. Meral'in de bu durumu atlattı. Çok şükür şu anda gayet iyi ama hasta olduğu dönemde ne gülüyor ne neşesi vardı. Yani çok kötü zamanlar geçirdik. Bu süreçte de ben hiç video çekmedim. Siz elimizde olan videoları izlediniz. Zaten Instagram'da da aktif değildim. Orada da Meral Hanım'ın durumundan bahsettim. Allah razı olsun binlerce kez. Hepiniz dualar gönderdiniz bize. Hepinizin de güzel kalbinden öpüyorum arkadaşlar. Çünkü biz Meral Hanım'ı sizinle beraber büyüttük. Değil mi Meral Hanım?
süreci atlattık. Şimdi Miralinda da kendine gelmişken havalar da soğudu. Bebeklikten kanma kışlıkları vardı. Artık büyüdüğü için onlar olmuyor. O yüzden bir alışveriş yapacağız Miralinda'ya. Şimdi gidiyoruz. Oo, kışlıkların güzelliğine bakar mısınız? El Sıva 2'deyiz. Erkek reyonundayım. Tabii ilk girişte burası vardı ama bayıldım. Size de fikir olsun. Burada çok güzel ürünler var. Hadi şimdi biz zaman kaybetmeden kızların olduğu yere gidelim. Rengarenk. Allah'ım bunlar ne böyle? Ne beğeniyorsun var? Dur bakalım bakacağız bir şeyler şimdi Miralinda'ya. Şöyle rahat bir şeyler istiyorum. Bak bu çok güzelmiş mesela. Evin içerisinde rahat olur. Bunlar. Rahatı dediği şeyler almadım. Kumaşı rahat olsun. Evet, şunları. Evet, bunlara bayılırım Mira. Ha, böyle fitilli atlardan istiyordum. Bunlar çok inanılmaz rahat oluyor arkadaşlar. Bakın burada da var böyle. Hem kumaşları çok güzel, yumuşacık. 35 liraya düşmüş bu da. Bir rengi daha var. Bakarız şimdi bir gezeyim de. Bu da güzel. Ne buldun? Aman Allah'ım çok güzelmiş o ya. Beğendin mi? Mira çok pofuduk değil mi? Bak altı da var. Alalım mı bunu sana? Dışarıda giymeye değil mi? Beğendin mi? Hemen hemen dur bakayım diyor şimdi bir. Hadi bu bana beden olarak büyük mü acaba? Bedenlerine bak varsa al aşkım. Bakayım. Nereden buldun ki sen bunu? Bak şu altta. Ha burada. 18-24 aymış bu. Anca. Yani bu olur. Öyle dışarı giderken güzel olur bunlar. Seç kızım sen de bir şeyler. Ha ne istiyorsun? Bak bu pijamalar da çok güzel Mira. Alt üst takım. Yazlıklar bu arada baya baya indirimde. Aklınızda bulunsun. İsterseniz büyük beden alın. Seneye yazın giysin. 26 TL'ymiş. 27 lira ikili olarak var. Şortlu takım. Bak. Ama bu yeni doğan gibi hayatım. Baksana şey paçasına. Uyku tulumları daha çıkmamış galiba. Bir de böyle body'ler de güzelmiş. Uzun kollu. Bunu ben alacağım ya. Sen almasan da ben alıyorum bunu. Tamam iyi. Tamam. Sen de bir şeyler buldun galiba. Çok tatlı bir takım buldum. Renkleri de tam istediğim gibi. Miralinda bunu beğenirsin anneciğim sen. Hem de çok rahat edersin. Takım olarak satılıyormuş. Fitilli kumaşlardan bahsetmiştim sizlere. Bakın şöyle rahatlığını göstereyim. Aşırı güzel oluyor. Ve... Ne oldu kız? Baba burada. Baba burada. Bundan bir takım aldım. Bir de sen pembe beğenmişsin. Onu aldım bile ben. Bak burada. Emziğimiz de yere düşmüş yine ya. Mira ya. Ya emzik hastası tak diyorsunuz bana. Takıyorum yine düşürüyor arkadaşlar. Atıyor fırlatıyor. Bak buraya takabilirsin aldıklarını aşk. Ha, bunu da alalım böyle. Devam mı? Devam edelim. Defaktoya da bakacağım ama önce buradan böyle beğendiklerimi bir alayım. Çünkü güzel bir kışlık alışverişi yapalım Mira'ya da çeşit çeşit giyinsin yahu. Buna da baksak mı acaba diye. Ama bu çok küçük Mira baksana. Ya sen de böyle giyiniyordun bu kadar Mira fiyatına bakıyor direkt. Bir de böyle çok tatlı üstler var rengarenk. Bunların fiyatları 40 lira. Altları da 40 lira galiba. Böyle 80 TL'ye geliyor. Benim az önce aldığım takım 60 liraya geliyor değil mi aşkım? Evet. Böyle 60 liraya. Keşke bununla farklı rengi olsaymış. Bu arada Trendyol alışverişim de gelmiş arkadaşlar. Az önce güvenlik aradı. Eve gittiğimiz zaman gösteririm. Yani Miralinda'ya alışveriş yapıyorken bizim de alışverişimizi görmüş olursunuz. Miralinda'ya çok güzel olmaz mı? Bir tane bundan alalım. Bak bundan aldık sana Mira. 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 Ay. Ver bir bakayım. Ay. Ay, abba diyor bu. Ay. Ay. Çok güzelmiş. Ay. İki tane çok tatlı alt buldum. Bir tanesi de indirime girmiş 20 TL. Gece uyurken rahat olurlar. Miralin de yine kendine kıyafet beğendi. Kız nasıl çıkarttın onu sen? Hem de renkleri çok tatlı değil mi? Biri su yeşili, biri de sarı. Bu 30 TL, bu da indirime girerek 20 TL'ye yapışmış. İki tane de bundan alalım. Artık bebek arabasında gezdirmek seni mümkün değil Mira. Ya böyle duracak ya da yürüyecekmiş. Ben bir tane daha bir kıyafet buldum. Yine alt üst takım benim en sevdiklerimden.
Bunun da renkleri çok tatlı. Hadi yürüyün bakalım babayla. Allah Allah. Çok mutlu. Ay, sesi duyuyorsunuz değil mi? Arka yükte çok fazla ürün olduğu için bebek arabası arkaya doğru geliyor. Bu aralar araba sürmeye alıştım ya. Ya alsak mı acaba sana Miralinda bebek arabası? Oyuncak bir bebek arabası alalım. Hadi gel bak, bunu da aldı anne sana. As annesi oraya. Miralinda ile biz çıktık. Caner de aldıklarımızı ödemek için kasaya gitti. Mira'ya kışlık alışveriş yapıyorken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bugün pazara gidip 5 kilo domates alalım. Sizinle beraber Miralinda'yı da yanımıza alıp mutfakta kışlık domates hazırlayalım. Miralinda'nın hiç umurunda değil. Kışını yersin anneciğim. Şimdi yapıp kışın yiyeceğiz değil mi? Hadi bakalım. Caner'i bekliyoruz şimdi. Bir defa kıyı da uğrayayım diyorum. Caner de diyor ki bugüne hepsini hani sığdırmayalım. Belki değişik modeller de çıkar. Kışlık alışverişin hepsini bugün yapmayalım dedi. Bence haklı da. Belki değişik ürünler çıkar. Onları da beğenirim. Ama şimdilik güzel güzel cicileri oldu. Güzel günlerde giysin, sağlıkla giysin inşallah. En önemlisi bu hayatta bence sağlık. Gerisi hiç önemli değil. Başım inanılmaz ağrıyor arkadaşlar. Benim nadir baş ağrılarım vardır. Şimdi birazcık Miralinda'nın durumuna üzüldüm. Hani niye uyumuyor acaba? Huyu mu değiştirdi bu kız acaba? Ha? Eve bebeğe geldik. Şuradan atlara bakayım. Bunlar da çok güzel oluyor. 30 TL'ymiş fiyatları ve renk renk var. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Buna bebek arabası bakacağız. Hadi gidin bakın oyuncak bölümünden. Şart oldu almak. Instagram'da da paylaşmıştım bir ara. Sürekli bebek arabasını istiyor yahu. Bunlardan alalım biz ya. Bunlar çok güzel. Ama ilk önce bir gezelim değil mi? Hiç kıyafetlere bakmadan Caner'in yanına gideceğim. İnşallah bulmuşlardır. Sesleri de geliyor ama. Bakalım neredeler? Neredeler? Caner! Böyle bir şey istemiyorum. Gerçek böyle bebek arabasına benzeyen arabalar vardı. Yok. Hani ha? Ben sizi arıyordum. Sordun mu? Toy Shop varsa Toy Shop'a gidelim. Oyuncak satan bir yere gidelim. Yoksa... Bu çocuk bebek arabasız durmuyor. Toy Shop'ta var. Evet, Toy Shop'ta var. Burada Toy Shop yok. Evet. Fast Park'ta var. İstersen gideriz Miralinda için. Ne yapalım? Zaten sözüm vardı, onu alacaktım. Hadi gidelim o zaman. Çıktık. Mira'nın karnını tekrardan bir doyurdum. Bayağı ağlıyordu çünkü. Kucağıma gelince sustu. Burada oyuncakçı yokmuş. Eve bekledi aradığımız ürünü bulamadığımız için. Fast Park'a gidiyoruz Toy Shop'ta. Bebek arabası alacağız Mira'ya. Bakalım yani, bu kendi bebek arabasını çok seviyor. Onu aldıktan 1-2 gün sonra inşallah sıkılmaz. Değil mi? Heh, attı. Attı. Allah'tan takılı burada. Al bakalım. Tatam. Minik kızımız uyuyor. Biz de Toy Shop'a geldik. Baston bebek arabası. Baston bebek arabası, evet. Çok tatlı. Bunu alalım. Çeşitleri arkadan de var. Arkadan al, tuzağa bak. Sana kızmışlar geçen videoda. Evet ya, market alışverişinde arkalardan almamıştım. Miralim de durmadığı için biraz hızlı market alışverişi oldu. Bu değil aşkım. Bak şurada çilekli var en arkada. En arkada. Onu alalım, mi? Evet. Bak. Hatta bu çok mu arkada kalmıştır acaba? Ezilmemiştir değil mi? Bunu çok beğendim. Eve gidince deneriz. Eve gidince bakalım. Şöyle açılmış vaziyette de bu şekilde duracak. Bak aşkım, deseni böyle çilekli, güzel değil mi? Biz eve geldik arkadaşlar. Miralinda bebek arabasını gördü. Dayanamıyor, sürecekmiş. İçine bebek bile koydu. Hadi gidelim kızım. Caner Miralinda ile ilgilenirken ben de sizlere alışverişimizi göstereyim. Görmediğiniz ürünler de var arkadaşlar. O yüzden tek tek evde de göstermiş olayım istedim. Bir de Trendyol'dan yapmış olduğum alışveriş vardı. Bunu da sizlerle paylaşmış olurum. Linkleri de açıklama kısmına bırakıyorum.
Bebek arabasını çok sevdi Miral'in de, bırakmak istemiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bırakınca bayağı bir ağlıyor. Aldığımızda zaten bebek arabasına uyuyordu. Eve geldiğimizde uyandı. Açtım. Bir sevindi, anlatamam size. Bebek arabasını sürmek istemesi gerçekten dışarıya çıktığımız zaman zor oluyor. Eskiden bebek arabasında oturur, etrafı izlerdi. Artık yok. Keşke yürümeye başlasa da artık elinden tutup yürütsek. İnşallah o günleri de görürüz sizlerle beraber diyorum ve alışverişime geçiyorum. İlk önce hangisinden başlayayım? Trend yolu en sona bırakalım isterseniz. Onu şöyle bir kıyıya alıyorum. Ebebek'te yaz ürünlerinde indirim vardı ama genel olarak zaten mağazalarda şu anda yaz ürünlerinde aşırı derecede bir indirim var. Ben de bu şortları çok seviyordum. Daha öncesinde de 2 adet almıştım. Şöyle 4 yaşından aldım ama bunlar Miral'in de tam geliyor. Kalıbı galiba biraz dar. Bunlar 10 TL'ye düşmüş. Renklerinin güzelliğine bakın. Trendyol'da da görmüştüm ama ben görerek almak istedim. Turuncu! Bu aralar turuncu rengine bayılıyorum. Miral'in de da çok yakışıyor. 3 tane aldım böyle. 10'ar liradan tanesi. Yine bebekten aldığım 2 tane daha ürün var. Beyaz bir body göstermiştim. Onu almaktan vazgeçtim. Su yeşilini görünce bunu alayım dedim. Bu gerçi biraz büyük. Ama ebeveyn ürünleri yıkandıktan sonra çekiyor. Bilginiz olsun. Bilmiyorum, benim başıma hep geliyor yani. Alıyorum büyük büyük böyle. Sonrasında çekiyor. Bunun fiyatı 24 TL'ymiş. Ben 3 yaşını aldım. Ama oversize giyinmeyi seviyorum ya. Miral'in daya da öyle giyindiriyorum. Dar olmasın, bol olsun, daha güzel, daha rahat eder. Bunun renk çeşitleri de vardı. Beyazını gösterdim size. Bir bu, bir de pembe rengi vardı. Aklınızda bulunsun. Sonra bu da indirime girmiş. Şöyle ikili bir takım. Kumaşı çok çok güzel. Tam kışlık bir ürün diyebilirim sizlere. Şu detayını da gösterecek olursam buradan böyle açılıyor. Gördünüz değil mi? Bir tane de böyle çıt çıtı var. Hani yeni doğanların içine giydirmeye oluyor ya. Ne deniyor bilmiyorum. O tarzda bir ürün. Çok güzel. Ben 18 ayını aldım. Takım olarak da şu altı var. Zaten kışın en güzeli bunlar oluyor. Bu da tam olur. Şöyle belinden ölçüyorum. Beli dar gelmesin. Boyu uzun olsa da olur. Kıvırı veririz. Bu 33 TL'ydi. Buradakilerin hepsi Elsa'daki ürünleri. Elsa geçen sezon da çok iyiydi. Bu sezon daha da iyi sanki. Her sezon kendini böyle daha çok geliştirmiş görüyorum. Bunu Caner beğendi. 18-24 ay almışız. Pembe, peluş. Bir tane daha peluş ceketimiz var. O da beyaz renk. Çok güzel o da. Eşenam'dan almıştım onu geçen sene. Allah'ım pabuduk pabuduk ya. Ben de kendime böyle bir şey mi alsam acaba? Fermuarlı kapşonlu. Bu da altı. Bunlar olur Mira kuşumuza. Renklere bayılıyorum. Bakın burada aldığım bütün renklere bayılıyorum. Çok güzeller ya. Bu bir takım. Şöyle bir üstümüz var. Alt takımı da böyle. Şöyle gayet de güzel açılıyor arkadaşlar. Valla bunun fiyatını unuttum ya. Bunun fiyatı da 90 TL'ymiş. Sonra yine bir takım aldım. Bu da böyle. Aslında bunun üzerlerine başka bir şey de giydirebilirim yani. İlla takım olmasına gerek yok. Bu da üstü. Bunun başka bir renk çeşidi yoktu. Sadece bu vardı. Şöyle beyaz bir tane bluz aldım. Bunu çok beğendim. Mira kuşumuza da beyaz renk çok yakışıyor. Altına da bunları uydururum dedim. Şöyle bakın, beyazlı su yeşil çok güzel olur. Şu sarı renk var. Açık bir sarı. Bu da çok tatlı durur. Bunlar da indirime girmiş. Şu sarı olan 20 TL. Bu da 30 TL, bu da 40 TL'ymiş. Gayet fiyatları uygun. Evet, Mira kuşumuzla kışlık alışverişimiz böyleydi. Şimdilik bunları aldık. Rabbim üzerinde giymeyi de nasip eder inşallah. Sağlıklı günlerde giysin çocuğumuz. Evet, Trend Yol alışverişime geldim. Valla aslında çok merak ediyordum bu ürünlerin hepsini. Sizle beraber açayım istediğim için beklettim biraz. Eve gelir gelmez yoksa hemen açardım. Kışlık ürün yok ama bunlarda. Hep yazlık ürünler var. Çünkü dediğim gibi yazlık ürünlerde indirim vardı. Aa, bu Caner'in pantolonu. Biliyorsunuz ki Miral İnda'nın doğum günü için aynı bu renklerde kot pantolon almıştım Caner'e. Bir de bej renginde şortu olsun dedim. Bunun üzerine de bir gömlek uyduruverdim ki pek bir güzel.
Ben aslında kısa kollu gömlekleri hiç beğenmezdim. Ama Caner'e çok çok yakışıyor. Tişörttense böyle gömlekler alın, aldırın. Hatta siz bile giyebilirsiniz. Zaten bunlar unisex ürünler. Ben de bazen giymiyor değilim yani. Çünkü çok beğeniyorum. Renk tonları çok güzel, çok canlı ya. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ay bunu ben de giyerim. Çok da güzel olur. Fiyat olarak da bayağı bir indirime girmişlerdi. Gömlek olarak ben Caner'e M alıyorum. Bana da oluyor. Biraz bol duruyor, güzel duruyor. Şortun takımı olarak kendime de aldım. Ama benimki biraz daha açık renk geldi gözüme. Trendyol'un kot pantolonları, şortları çok rahat. Kalıbı çok güzel, beğeniyorum. Bu defa 38 beden aldım. Çünkü yorumlarda bir beden büyük alın yazıyordu. Normalde 36 giyiyorum. İnşallah bol olmaz. Çünkü 36 giydiğim için hani bir beden kalıbı küçükmüş galiba, 38 tercih edin demişler hani 36 giyiyorsanız. Ben de öyle yaptım. Bazen yorumlara bakmakta fayda var. Bu renk ben pek kullanmam. Videolarda da görürsünüz. Genellikle beyaz ve siyah tercih ediyorum çoğunlukla. O yüzden siyah ve beyaz tişörtüm dolu gardırobumda. Yok. Dedim ki şöyle bir renkler olsun, acaba bana yakışır mı? Nasıl olur? Yakıştı değil mi? Yakıştı yakıştı. Şöyle kolyelerle güzel durur. Altına da bir beyaz pantolonla çok şık durur. Şu yanları büzgülü arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Bakın. Şöyle. Bunun da her rengi vardı bu arada. Onları da olmazsa linke eklerim. Hangisini beğenirseniz. Bu da benim gömleğim. Ay bu gömleklerden sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka alın. Çok kurtarıcı. Her şeyle kombinleyebilirsiniz. Yaz, kış. Montunuzun içine bile giyin, çıkın, gidin yani. Her türlü kombinlenebiliyor ve çok da güzel duruyor. Bende beyaz rengi vardı. Hatta bugün de üzerimde gördünüz. Bu defa da lilasını alayım dedim. Ama bunun da bir sürü renk çeşitleri var. Turuncusunda da gözüm yok değil. Belki öteki ayda onu alıveririm. Bu da böyle. 40 beden alıyorum. Bol dursun istiyorum. O yüzden böyle aldım. Bu da Caner'in gömleği. Bu gömlek de böyle. Miral'in de ağlamaya başladı. Son parça ürünümü de göstereceğim ve artık sizlere burada veda edeceğim. Kışlık hazırlığımı da bir sonraki videoya bırakacağım arkadaşlar. Çünkü kışlık hazırlığı olarak sadece domates sosu yapmak istemiyorum. Birkaç bir şey daha atmak istiyorum buzluğuma ki kışın rahat edelim. Hani bebekli de olunca işleri biraz daha pratikleştirmek lazım. Böyle bir şey aldım. Allah'ım bu çok mu küçük ne yahu? Small beden aldım vallahi. Normalde ben gömlekte bile 40 beden almıştım. Yorumlara bakarak small aldım. Ama şöyle gördüğünüz gibi bu da fitilli bir kumaş. En sevdiğim. Açılıyor. İnşallah güzel durur. Görsellerini de zaten yan tarafta gördünüz. Şurada da ipleri var. O da buralara böyle bağlanıyormuş. Yüksek bellerle ve üzerine gömlekle çok da güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Söylemiş olduğum gibi artık bir sonraki videoda da kışlık hazırlıklarımızı yaparız. Kızımla beraber mutfağıma girerim. Pazar alışverişimizi de yaparız. Çünkü domates almam lazım. Ben 5 kilodan yaparım diye düşünüyorum. İnşallah 5 kilo yeterli gelir. Çünkü kaynatınca bayağı bir azalıyor. Kavanozum da yok artık. Bir sonraki videoda aşamaları göreceğiz hep beraber. Ve bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.